Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yunus, bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün arkadaşlar Brawl Stars kendi resmi YouTube kanalından yeni güncellemeyi açıkladı. Güncellemede bir tane yeni karakter var. Onun dışında 3 tane yeni skin geliyor ve yıldız güçleriyle ilgili düzenlemeler var. Onun dışında karakterlerle ilgili düzenlemeler var. Maplerle ilgili güncellemeler var. Hepsini videonun içinde bahsedeceğim. Bu arada kanalımı ilk defa izleyenler için bu tarz Brawl Stars videoları çekiyorum. Güncelleme videoları çekiyorum. Eğlenceli içerikler yapıyoruz. Yani çok çok farklı içeriklerimiz var. Kanalıma abone olarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi ilk olarak yeni karakterden başlayalım. Tabii ki herkes şu anda bunu merak ediyor. Yeni karakterimizin adı 8 bit arkadaşlar veya 8 bit, artık siz ne diyorsanız Türkçe İngilizce olarak. Bu karakter arkadaşlar 6000 kupada, yani kupa yolu ödülü olarak açılacak. Onun dışında birazcık karakterin oynanış görüntülerini zaten görüyorsunuz. Yani mesafesini görüyorsunuz, tipini görüyorsunuz. Yine uzaktan vuran bir karakter geliyor. Yani zaten kupa yolundan geliyor, ondan da bahsetmiştik. Maksimum seviyesi arkadaşlar 468 vuruyor. Yani şu anda görüntülerde gördüğünüz gibi çok aşırı bir şekilde vurmayacak. Orada kutu kasıldığı için o kadar fazla vuruyor. Maksimum seviyesi yani 468 vuruyor ve maksimum seviyesindeki canı da 6020 arkadaşlar. Bu arada görüyorsunuz bir tane ultisi var ve ultisinin içindeki karakterler veyahut direkt kendisi veya takım arkadaşlarının %32 daha fazla vurmasına sebep oluyor. Öfke gibi bir şey bu. Görüntüsü öfke gibi fakat %32 daha fazla vurmasına sebep oluyor arkadaşlar bu ultisi. Bu karakter hakkında yıldız gücü şu anda belli değil. Yani şu anda belli bir yıldız gücü yok karakterin. Onu da ilerleyen zamanlarda duyururlar. Bir de bu yeni karakter için 8 bit için bir tane skin var arkadaşlar. Onun da görüntüsünü ekrana göstereceğim. Ekrana koyacağım. Yani bu karakterin bir tane skin'i olacak. 8 bit bu kadardı arkadaşlar. Yani kısaca 6000 kupada açılıyor. Max seviyesi 468 vuruyor. 6020 canı var. Ultisinin içindekiler %32 daha fazla vuruyor. Ve yıldız gücü belli değil. Özet olarak bu kadar. Oynanış görüntülerini zaten sizler için gösterdim. Şimdi diğer değişikliklere geçelim. Evet, şimdi çok beklediğimiz, artık bu karakterlerde neden skin yok dediğimiz karakterlere artık yeni skinler geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Leon'da ve Tara'da oyunda şu ana kadar hiçbir skin yoktu. Artık Leon'a ve Tara'ya da yeni skinler gelmiş olacak. Leon için arkadaşlar köpek balığı Leon gelecek. Tara için de yeni bir skin gelecek. Onu ekrana vereceğim fakat bu skinin şu anda bir adı yok. Yeni gelecek skinler de bu şekildeydi. Üçüncü olarak da zaten 8 bitin bir skini olacaktı. Onu zaten önceden gösterdim. Bunların dışında arkadaşlar Piper'a yeni bir skin gelmiyor. Fakat Piper'ın da görünüşü şu anda değişti. Onun da oynanış görüntülerini şu anda buraya koyacağım. Piper'ın yeni görünüşü bu şekilde olacak. Yani eski Piper artık kalmamış olacak. Bu yeni bir skin değil. Eğer siz videoyu izlediyseniz ve skin sandıysanız bu bir skin değil. Sadece Piper'ın görünüşü değişiyor. Bu güncellemelerin hepsi dışında oyuna eklenecek bazı şeyler var arkadaşlar. Hemen şimdi onlardan bahsedeyim. Oyuna bazı yeni mapler gelecek ve bu gelen maplerin hepsi oyunu oynayan kişiler tarafından tasarlanmış. Yani bu mapleri kendileri tasarlamamışlar. Yani ben çoğu zaman Instagram'da böyle bu tarz yeni mapler görüyordum. Bu tarz mapler oyuna gelecekmiş. Yani kaç tane map gelecek, hangileri gelecek, bunlar duyurulmadı. Fakat bu tarz maplerin, yeni maplerin oyuna ekleneceği şu anda söyleniyor. Bakalım, ben de heyecanlıyım yani. Oyuna oyun dışından birisinin katkıda bulunması, yeni maplerin o tarz şekilde gelmesi beni de bir heyecanlandırdı yani açıkçası. Şimdi gelelim son güncelleme haberimize. Son güncelleme haberimiz arkadaşlar, bazı karakterlere nerf yani düşürülme, bazı karakterlere de buff gelecek arkadaşlar. Yani özellikleri yükseltecek, güçlendirecek, bazıları da düşürülecek. Şu anda kesin olarak düşecek bir karakteri sizlere söyleyeyim. Shelly arkadaşlar. Biliyorsunuz Shelly'de yara bandı geldiğinden beri gerçekten, ya bunu açık bir şekilde söyleyeceğim, oyun boka sardı. Eğer 600-700 kupalardaysanız, şu anda sezon düştü mesela, 600 kupada bir maça giriyorum arkadaşlar, sürekli Shelly'ye vuruyorum abi, çatırt diye canı doluyor. Böyle saçma sapan bir yıldız gücü getirdiler. Çok güçlü oldu bu. Bunu düşüreceklerini söylüyorlar. Nasıl olacak ben bilmiyorum ama onun dışında Piper ve Mortis'e de nerf gelebilir arkadaşlar. Yani bunlar da düşürülebilir. Diğer karakterlere de nerf veya buff gelebilecek. Yani değişiklikler olacak. Yani yazın başından beri güncelleme bekliyoruz. Her hafta bizi kandırıyorlardı böyle. 3 tane yok yıldız gücü. Yok şuna 3 tane yıldız gücü. Buna 3 tane yıldız gücü. Bayağı bir yatmışlardı. Şu anda bayağı yeni karakter geliyor. Yeni skinler geliyor. Yeni mapler geliyor. Piper değişiyor. Tüm karakterlere demeyelim de bazı karakterlere nerf ve bufflar geliyor.
Böyle bir yaz sonu güncellemesi, Ağustos ayı güncellemesi yapmışlar. Açıkçası benim güncelleme genel olarak hoşuma gitti. Bu yeni karakteri de beğendim gibi 6000 kupada veriyor olması artık yani güzel oldu. Çünkü zaten karakter çıkarmak baya bir şans meselesi. Bu yüzden kupa yolundan geldiği için baya bir mutluyum. Fakat şöyle bir değişiklik var. Hepiniz zaten fark etmişsinizdir. 4000 kupada tik açılıyor arkadaşlar. Fakat bu karakter yeni gelecek. 8 bit karakteri 6000 kupada gelecek. Yani neden 5000 kupayı boş bıraktılar onu da ben anlayamadım. Ben büyük ihtimalle 5000 kupaya da yeni bir karakter gelecek. Fakat ne zaman gelecek, ne gelecek tabii ki bunların hiçbiri belli değil. Ben böyle düşünüyorum. Bu arada bu güncelleme haberi değil. Ben şu an kendi fikirlerimi söylüyorum. Siz de 5000 kupaya yeni bir karakter gelir mi? Görüşlerinizi yazmayı mutlaka unutmayın. Yani dediğim gibi genel olarak güncellemeyi beğendim ben abi. Yeni karakter geliyor olması artık güzel oldu. 14000 kupaya da bu sezonda büyük ihtimalle çıkacağım. Diyeceğim de tabii karakterin ne zaman geleceğini bilmiyorum. Tabii her şeyi de bizden beklemeyin. Ne zaman geleceğini bilen varsa da yoruma yazsın. İlk kim yazarsa sabitleyeceğim. Doğru yazın ama yalan söylemeyin bak. Evet arkadaşlar böylelikle bir güncelleme videosunun daha sonuna geldik. Bu tarz güncelleme haberlerinden haber dar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, zil butonuna tıklamayı unutmayın. Zil butonunu hiç hatırlatmıyorum ha. Neyse lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Videoyu zaten beğenmişsinizdir yani bunu artık söylemiyorum. Saat kaç oldu? Sizin için bu videoyu yetiştirmeye uğraşıyorum. Ulan ne kadar çok prim yaptım ya. Bak bu videoda şu güncelleme videolarında biraz kuduruyorum ben. Böyle çok fazla şey yapıyorum, prim yapıyorum. Neyse lafı daha fazla uzatmayalım kendinize. Çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.